TRT Haber'den merhaba sayın seyirciler. Konuk odasıyla ekranlarınızdayız. Ayrıntıları, gündemin ayrıntılarını konuşmaya her zaman yaptığımız gibi devam edeceğiz. Bugün önemli bir konuğumuz var. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri Işık bizimle birlikte konuk odasında. Çok sayıda konu var aslında Sayın Bakan'ın görev alanına giren ve buna ilişkin son dönemde çok fazla yenilik ve gelişme var. Bütün bunları masaya yatıracağız. Özellikle son birkaç gündür konuşulan Türkiye'nin yerli otomobiline ilişkin gelişmeler, bazı eleştiriler, Sayın Bakan'ın bunlara yanıtı ve yanlış anlamaları giderecek yeni bilgileri var. Bütün bunları masaya yatıracağız. Konuk odası başlıyor efendim. Tekrar merhaba diyelim ve Sayın Bakan'a hoş geldiniz diyelim. Efendim hoş geldiniz konuk odasına. Merhaba. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Bakan. Yoğun gündeminizde buraya kadar stüdyomuza davetimizi kabul edip geldiniz. Tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Açtığım gibi isterseniz sıcakla başlayalım. Evet. Kısa süre önce hep konuşulan bir şeyin esasında müjdesini verdiniz. Önemli bir adımının atıldığını açıkladınız. Yerli otomobil. Prototip üretilmiş durumda, hatta görüntülerde vardı sizin deneme sürüşünü yaptığınız. Ve ama bunun ardından böyle bir ağırlıklı olarak sosyal medyada bir eleştiriler gelmeye başladı. Ben sizden buna yanıtınızı soracağım aslında. Taklit denildi, o denildi, bu denildi. Siz ne dersiniz? Neredeyiz? Ne anlatmak istersiniz? Öncelikle ben de çok teşekkür ediyorum. Tabii yerli otomobil Türkiye'nin aslında yarım kalmış bir hayali. Hı hı. Kim ne derse desin. Türkiye'de pek çok insan aslında yerli otomobil hayalinin devrimle başladığını düşünür ama doğru. Aslında Cumhuriyet öncesinden başlayan bir hayal olduğunu özellikle söylemekte fayda var. Sultan II. Abdülhamit Han 1894 yılında Eskişehir'de bugünkü Tülomsaç tesislerinde yerli otomobilin üretilmesiyle ilgili bir iradeyi ortaya koymuş. Fakat o dönemin şartları bunu realize edememiş. Ondan sonraki süreçte de 1961 yılında biliyorsunuz bir inatlaşmanın sonucunda doğru. Dönemin devlet başkanı Cemal Gürsel ile gazeteciler soruyor. Türkiye yerli araba yapabilir mi? Cemal Gürsel yapar diyor. Mühendisler odası o günkü mühendisler odası hemen cevap veriyor ertesi gün. Hayır yapamaz diyor. Tekrar Cemal Gürsel'e soruyorlar devlet başkanına. Hayır yapar diyor. Mühendisler odası tekrar yapamaz diyor. Ve bu resleşmeyle başlayan 129 günde 4 prototip 10 tane de farklı motorun üretildiği bir serüven biliyorsunuz devrim otomobili. Ama o devrim otomobilinin başına geleni bilmeyen yoktur. O günden kalan aslında bir hayaldir Türkiye için. Ama geldiğimiz dünyanın otomobil teknolojilerinde geldiği nokta da kritik bir evre. Hı hı. Kritik bir nokta. Bir faz değişimi, bir kavşak değişimi var. Ve Türkiye o 1961'de yarım kalan hayalini gerçekleştirme imkanına sahip. İlk defa böyle uygun bir konjonktür geldi. Belki 30-40 yılda bir defa gelecek bir konjonktürü Türkiye ilk defa yakaladı. O da nedir? Otomobil teknolojilerinde bir elektrikli araca doğru bir yönelme var. Bu mekanik aksamın ağırlığının azaldığını, bataryanın, elektrikli tahrik sistemlerinin, yazılımı ve donanımın ağırlığını artırdığı bir faz. Dolayısıyla burada Türkiye gerçekten bir oyuncu olabilir mi diye biz bakanlık görevini devraldığım günden beri yoğun bir çalışma sürdürüyorum. Yani ve arkadaşlarımızla da yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız bu noktada aslında bir babayiğit arıyorum diye bu süreci de kendisi bizzat başlatmıştı. Şimdi görev aldıktan sonra bu konuların üzerine önce teknik olarak çok yoğunlaştık. Ne yapmalı Türkiye diye. Ve yoğun bir çalışmanın sonucunda dedik ki Türkiye menzili uzatılmış elektrikli araca yoğunlaşmalı. Şimdi burada iki yolunuz var. Şimdi önemli bir bilgiyi sizlerin aracılığıyla kamuoyuyla da paylaşayım. Evet. İki yolunuz var. Nedir? Yolun birisi bir otomobili her şeyiyle bu sıfırdan prototip aşamasına kadar her şeyi sizin
geliştirmeniz, üretmeniz, planlamanız, prototip her bir parçayı ayrı üretmeniz ve ondan sonra da bir prototip ortaya çıkarmanız. Şimdi bunun işi bilen arkadaşlarımızın ortaya koyduğu realite şu. Böyle bir çalışma yaklaşık 3 ila 5 yıl zaman alır. 3 ila 5 yıl zaman alır. Artı yaklaşık 1 milyar dolarlık da bir maliyet gerektirir. Bu biraz aslında Amerika'yı da tekrar yeniden keşfetmek anlamına gelir. İkinci yol nedir? Dünyada bu noktada çalışmış, bilinen, gerçekten kendini ispat etmiş bazı firmalarla işbirliği yapmak. Hı hı. Ama her şeyden önce de fikri mülkiyet hakları sizde olan bir platforma sahip olmak. Tamam. Şimdi biz ikili bir alternatifte karar vermek durumundaydık ve bu süreçte biz dedik ki 5 yıllık bir zamanı ve 1 milyar dolarlık şeyi boşuna harcamayalım. Zaten var olan bir platformu biz fikri mülkiyet haklarını satın alarak bunun üzerinden teknolojiyi geliştirmeye devam edersek en azından en az 3 yıl ve 1 milyar dolarlık bir avantajla başlamış oluruz. O 1 milyar doları biz projeyi bitirebiliriz. Yani sadece platform noktasına gelene kadar harcayacağımız parayla projeyi bitirebiliriz. Ve bu noktada ciddi bir araştırma yaptık ve Saab 9-3'ün platformunun bizim açımızdan çok uygun olduğunu tespit ettik. Arkadaşlarımız özellikle TÜBİTAK'taki ekibimiz ki bunun bu ekibin içerisinde şu anda Amerika'da olan, başka ülkelerde olan çok otomotiv konusunda otorite arkadaşlarımız da var. Geldiler, yoğun bir çalışma yaptık ve Saab 9-3'ün isim hakkını değil, bütün fikri mülkiyet haklarını Saab 9-3'ten satın aldık. Bu satın alma süreci bile 6 ay sürdü. Yani öyle kolay bir iş yapmıyoruz. Onu özellikle izleyicilerimizin bilmesi lazım. Neden? Çünkü onun bütün fikri mülkiyet haklarını satın alıyorsunuz, homologasyonlarını alıyorsunuz, sertifikasyonlarını alıyorsunuz ve elinizde artık geliştirmeye hazır bir araç oluyor. Şimdi bu Türkiye'ye ne kazandırdı? Bir, Türkiye'ye en az 3 ila 5 yıl arasında bir zaman kazandırdı. Ve yani şu anda ticari bir şey olduğu için rakamı vermiyorum ama çok çok uygun bir maliyette de bunu Türkiye'ye kazandırmış olduk. Ama bu daha işin A noktasında. Yani alfabenin A'sı. Asıl Türkiye'nin ilerlemek istediği alan menzili uzatılmış elektrikli araç. Tamam. Bunun için bu bir platform olacak. Ve bu platformu biz artık geliştirmeye başladık. TÜBİTAK burada önemli bir liderlik üstlenecek. Ha yine bunu satın aldığımız Saab 9-3'ü geliştiren Nevs firmasıyla da yine bu alanda işbirliğimizi sürdüreceğiz. Yani şu şöyle bir kuru milliyetçilikle hareket etmiyoruz. Efendim buradaki herkes Türk olacak çalışan, her şeyi biz geliştireceğiz. Böyle bir dünya yok. Böyle bir arzumuz da yok. Türkiye'nin bu konudaki tüm birikimini kullanacağız. Dünyanın en iyileriyle çalışacağız. Ve gerçekten hedeflediğimiz 2020 yılında Türkiye'de kendini bu topraklara ait hisseden herkesin gururlanacağı bir otomobili piyasaya çıkaracağız. Hedefimiz bu. Neden Saab 9-3'ü özellikle tercih ettik? Bu da çok önemli. Çünkü Saab'ın gerçekten iyi bir teknolojisi var. Çok kaliteli araçlarıyla tanınıyor. Çok konforlu araçlarıyla tanınıyor ve çok sağlam araçlarıyla tanınıyor. Dolayısıyla böyle bir platformla başlangıç yapmak Türkiye'nin menfaatlerine olduğunu düşündük, menfaatin olduğunu düşündük ve böyle bir başlangıç yaptık. Şimdi asıl daha dediğim gibi işin başlangıcındayız. A'sındayız. İşin A'sındayız. Bundan sonra yerli otomobil dediğimiz noktada yerli olması için biz 4 alanı çok önemsiyoruz. Bir otomobilin yerli olması için yani bizim önceliklerimiz şu. Bir, fikri mülkiyet hakları yani lisansı bizde olacak. Fikri, tüm fikri mülkiyet hakkı. Şu anda aldığımız platformun tüm fikri mülkiyet hakkı Türkiye'dedir. Tamam. Burada yarın yok şurası benimdi, burasını yaptın, şunu yapamadın, şöyle oldu gibi bir tartışmaya kesinlikle düşmek istemedik. Bunun için çok net bir çalışma koyduk. İki, marka Türk markası olacak. Tamam. Yani Saab olmayacak. Ama arkamızda Saab'ın birikimi olacak. Yani bir ispatlamak durumunda kalacağımız bir süreç olmayacak. Saab'ın birikimini
ve güvenini arkamıza alacağız ama markamız onun Türk üzerine markası olacak. 3. Burada kesinlikle teknolojiyi Türkiye'de geliştireceğiz. Türkiye'nin tüm birikimini bu teknoloji gelişiminde kullanacağız. Aracın dizaynından, tasarımından diğer tüm şeylerine kadar merkez Türkiye olacak. Ama bu şu anlamada gelmeyecek. Biz başka hiçbir yerden destek almayacağız, işbirliği yapmayacağız. Hayır. Dünyanın bu konuda en iyileriyle de işbirliğini yapacağız. Burada hiç tereddüdümüz yok. Artık dünya açık Ar-Ge'yi, açık inovasyonu konuştuğu bir dönemde biz bir kuru milliyetçiliğin arkasına sığınamayız. Burada ama teknolojinin odak noktası Türkiye olacak burada. Teknolojinin önemli bir kısmını Türkiye'de geliştireceğiz ki şu anda kendi geliştirdiğimiz batarya teknolojisi var. Elektrikli tahrik sistemleri var. Bu noktaya yönelik TÜBİTAK'ın bugüne kadar yaptığı çalışmalar var. Özel sektörümüzde çok ciddi bir birikim oluştu. Doğru. Biz burada artık şu ana kadar farklı küresel markalarla Türkiye'de üretim yapan firmalarımızın oluşturduğu çok ciddi bir birikim var. Onların o birikiminden de faydalanmayı arzu ediyoruz, hedefliyoruz. Ve bu teknoloji geliştirme platformu da Türkiye'de olacak ama bütün başta dizayn olmak üzere, parça tasarımları olmak üzere, aracın her türlü gelişimi noktasında da dünyaya açık bir işbirliği modelini öngörüyoruz. Ve önemli nokta da şu, bu araç inşallah seri üretime geçtiğinde hedefimiz minimum %85 parçasının Türkiye'de üretilmesi. Şimdi böyle bir modeli kurguladık. Ben şundan doğrusu çok memnunum. Yani gerçekten 2-3 gündür çok tartışılıyor. Çok tartışılıyor. Özellikle hala geliyor gençlerin, Sayın Bakan. Gençlerin bu noktadaki tartışmaya verdikleri katkıdan çok gerçekten mutluyum. Çok memnunum. Gençlerin olayı aslında iyi bir noktaya götürdüklerini de söylemem lazım. Ha burada beni sadece üzen 1961'deki o devrim otomobilindeki gibi kategorik karşıtlar. Evet. Yani Türk aklı otomobil yapamaz. Yani niye yapamasın? Yani 1960'da, 61'de o devrim otomobili yapıldığı zaman Güney Kore'de bir tek marka yoktu. Bugün dünyada bilinen bazı markalar yoktu. Yani başka ülke insanları yapar da Türkiye niye yapmaz? Türkiye yapar. Hem de en iyisini yapar. Yeter ki bu noktada siyasi irade olsun ve toplum da bu siyasi iradenin arkasında dursun. Şu anda toplumda çok büyük bir arzu var. Çok büyük bir istek var, çok büyük bir merak var. Hatta çok duygulandıran bir anekdotu anlatayım beni. Bu yerli otomobille ilgili ilk prototip paylaştıktan sonra bakanlığa gittim. Ankara'dan bir vatandaşımız ilk aracı almak için talibim diye şimdiden şey yapmış. Yani o kadar bizi mutlu etti ki hakikaten bu ve benzeri çok fazla bize talep geliyor. Artık insanlarımız bir Türk markasını dünya yollarında görmek istiyor. Türkiye'nin yollarında görmek istiyor. Bu noktada da yani benim sadece bir yani şu eleştirilere bir şey koyayım müsaade ederseniz. Buyurun tabii ki. Benim şu, biz eleştirileceğiz. Eleştirilmezsek en doğruyu bulamayız. Veya daha doğruyu bulamayız. Eleştiriye açık olmazsak da bu projeyi arzu ettiğimiz başarı seviyesine ulaştıramayız. Burada yapılan tüm eleştirilere, özellikle iyi niyetli eleştirilere teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bu eleştirilerin yapıcı olarak sürmesinin bize gerçekten ışık tutacağını, yol göstereceğini ifade etmek istiyorum. Ama ne olur şu kategorik karşıtlığı da bırakalım. Türk aklı araba yapamazmış. Yok bu çağda ne gerek varmış Türk otomobiline, Türk markasına bir markayı oluşturmak kolay mıymış? Ya hiçbir şey kolay değil dünyada. Şu anda dünyada kolay bir iş var mı? Söyleyin kolay bir iş de beraber yapalım. Dünyada hiçbir şey kolay değil artık. Ama Türkiye gibi bir ülke, bu kadar birikimi olan bir ülke, bu kadar nitelikli insan kaynağı olan, yaratıcı düşünceye sahip insan kaynağı olan bir ülkenin yani bir faz değişiminde artık otomobilin bir gerçekten paradigma değişimi yaşadığı bir dönemde Türkiye'nin biz bu işte varız demesine kategorik olarak karşı çıkmayalım. Devrim otomobilinin başına gelenleri biliyoruz. Şimdi bu yerli otomobili de dün ifade ettim. Devrim otomobili gibi kimse boğmaya kalkmasın. Evet. İyi niyetli, yapıcı eleştirilere sonuna kadar açığız.
Ve bunu da her noktada Türkiye'nin tüm birikimini değerlendirmek istiyoruz. Ama ne olur artık şu 1960'ların Türk aklı otomobil yapamaz anlayışından kesinlikle bazı çevrelerin, bazı odakların vazgeçmesi gerekir. Ve bugün maalesef milliyetçilik edebiyatını en çok yapan bazı kesimlerden geliyor bu eleştiri. Evet. Bu da bizi üzüyor. Ama toplumun şu 2-3 gündür ortaya koyduğu gerçekten tepki çok çok güzel. Çok iyi ilgi, alaka, yapıcı eleştiriler çok iyi. Biz de biraz konuyu kamuoyuyla paylaşıyoruz. Biraz da bütün bilgileri aynı anda da paylaşmadık. Şimdi bugün mesela bu Sahaf 93 evet. platformunu satın aldığımızı ilk defa TRT Haber aracılığıyla, sizler aracılığıyla çok sağ olun Sayın Bakan. Türkiye'ye duyurmuş olduk. Ama şunu özellikle belirtmek isterim. Bu daha başlangıç. Yani görülen prototiplerden çok daha güzel bir dizaynı, çok daha iyi bir dizaynı, çok daha kaliteli bir aracı biz halkımıza sunmak istiyoruz. Bunun için önümüzde bir 4 yıllık hedef koyduk kendimize. Bu 3 ila 5 yıllık süreyi bir yılla sınırlandırarak bu işleri bitirmiş olduk. Şimdi bundan sonra inşallah önümüzdeki 4 yılda gerçekten her birimizin kendini bu topraklara ait hisseden her bir insanımızın göğsünü kabartacak bir aracı seri üretim noktasına getirmek istiyoruz. Uzun bir cevap oldu rica biraz. Rica ederim. Büyük ihtimalle söylediğiniz, daha doğrusu bugün TRT ekranlarında açıkladığınız bu Saab 93'ün mülkiyet haklarının satın alınması. Platform olarak mülkiyet haklarının satın alması. Bu eleştirilerde yanıt olmuştur herhalde en azından. Evet. Çıkanlar bu araba işte Türk arabası dendi ama şu araba şuna benziyor, bu modele benziyor, şuydu buydu. Bunun niye böyle olduğu da bugün sizin dünyadaki açıklamanızda ortaya çıkmıştı. Dünyadaki pek çok marka burada. Böyle başladı. Doğru. Yani hiç kimsenin Amerika'yı tekrar sıfırdan keşfetmek için zaman kaybını hele hele Türkiye'nin. Çünkü önümüzde Gökhan Bey 4-5 altın yıl var. Hı hı. Doğru. Bakın 10 yıla kalmayacak. Bugün yollarda gördüğümüz markaların dışında en az 3-4 tane büyük marka girecek bu piyasaya. Hı hı. Yani ismini de vermekte mahsur görmüyorum. Bir Apple'ın otomobillerini göreceğiz. Evet. Bir Google'ın otomobillerini göreceğiz. Bir Foxconn'un otomobillerini göreceğiz. Doğru. Tesla'yı görmeye başladık. Şimdi peki Türkiye'de bile görüyoruz artık. Apple'ın, Google'ın işte Foxconn'un ne işi var otomobille diye herkes sorabilir. Hı hı. Ama artık teknoloji mekanik olmaktan elektroniğe doğru kayıyor. Dijitale doğru gidiyor. Artık güç sistemlerine, güç depolamaya dayalı bir otomobil üretim anlayışı yavaş yavaş gelişiyor. Böyle bir paradigma değişiminin yaşandığı dönemde Türkiye niye girmesin bu işe? Yani Türkiye niye yapamasın bunu? Hı hı. Elbette biz bunu yapmak durumundayız. Yoksa Türkiye maalesef bu konuda bir 30-40 yıl daha tribünde izleyici olarak kalmaya devam eder. Bizim buradaki asıl arzumuz, biz bunu yerli otomobili baştan beri iki açıdan çok ama çok önemsedik ve buna göre çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Bir yerli Türk markasının çıkması. Çünkü marka sizin olmazsa... Marka üretmek başka bir şey. Tabii. Marka üretebilmek önemli. Bakın önemli. Şu anda Türk otomotiv yan sanayi çok güçlü. Hı. Ve bir Türk markasının üretilmesi noktasında da altyapımız hazır. Hı hı. Kim ne derse desin. Hazır. Biz bugün Türkiye'de bu aracın seri üretiminde en küçük bir endişe taşımıyoruz. Niye? Çünkü çok güçlü bir otomotiv yan sanayimiz var. Hı hı. Ama şu anda Türk otomotiv yan sanayisi dünyada tedarikçi konumundadır. Doğru. Eğer sizin bir markanız olmazsa tedarikçi olmaya devam edersiniz. Ve otomotiv sektöründeki her gelişmeden etkilenirsiniz. Hem de olumsuz etkilenirsiniz. Çok olumlu etkilenmezsiniz. Çünkü bizde mekanik aksamda çok güçlüyüz biz. Asıl işin batarya ve elektronik sistemlerde daha tam ana oyuncularımız çok fazla yok. Dolayısıyla biz bu yerli marka oluşturmakla Türkiye'nin otomotiv yan sanayisini bir tedarikçi olmaktan stratejik ortak olma düzeyine çıkarmaya çalışıyoruz. Onun için de otomotiv yan sanayinden bu projeye çok güçlü destek geliyor. Bundan çok büyük bir memnuniyet duyuyorum. İkincisi de bu artık yerli otomobil teknoloji geliştirmede çok büyük bir platform olacak. Neden? Şimdi kesinlikle bakın diyelim ki bir basit bir örnek vereyim. Batarya. Batarya bugün sadece otomobilde kullanılmıyor. Önümüzdeki dönemde akıllı evlerde... Hemen bir virgül koyun. Bir izleyen daha gelmiş. Sayın Bakan söyledi. Prototipi açıkladıktan sonra bakanlıkta bir telefon aldığını bir vatandaştan ilk otomobili almak için. Burada da Nevzat Birişik
Aynı şeyi o da söylüyor. Bakanımızın eline sağlık. En pahalı yerli araç kaç liraysa şimdiden ödemek ve sipariş vermek istiyorum. Yok en pahalı... Bizim bu üreteceğiniz en pahalı modeli neyse onu şimdiden inşallah. Satın almak için sipariş vermek istiyorum. Ben Nevzat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten toplumda çok büyük bir ilgi var. Benim de eğer inşallah o sürece kadar görevde olursak, görevde kalırsak ve bu aracın seri üretimi gerçekleştiğinde makam arabası olarak bu aracı kullanacağım. Yani o da benim açımdan bir şeydir, gönlümde bir ukde olarak da bunu tutuyorum. İnşallah. Şimdi tabii burada şunu söylemeye çalışıyorum. Artık otomobil teknolojileri teknoloji geliştirme platformu haline geldi. Doğru. Diyelim ki siz bataryayı, sadece bataryayı otomobilde kullanmıyorsunuz. İnsansız hava aracında da batarya kullanmak durumundasınız. Artık belli bir süre sonra evlerde bataryalar olacak. Gündüz güneş enerjisini alacak, depolayacak, gece evin ihtiyaçlarını karşılayacak. Ama bu bataryayı geliştirmek için ticarileştirmeniz lazım. Bunu ticarileştirmeyi başaramazsanız buradaki Ar-Ge çalışması sürdürülebilir olmuyor. Bu sadece bu bir örnek. Bunun için otomotivdeki tüm teknolojileri Türkiye'nin yeni nesil teknolojilerde bir geliştirme platformu olarak da değerlendiriyoruz. Bunun için de bu olaya bir devlet ciddiyetiyle yaklaşıyoruz. Türkiye bu teknolojileri geliştiren, üreten ve dünyaya satan bir ülke olmalı. Yoksa sadece dünyadan parayla hazır alıp kendisi tüketen bir ülke olmamalı. Bakın bu teknolojileri artık sadece domates satarak, sadece portakal satarak veya sadece otomobillerin mekanik aksamlarını satarak karşılayamayız. Bunu görmemiz lazım. Burada katma değeri yüksek ürünlere geçeceğiz diye sürekli konuşuyoruz. Yani bunları konuşmak güzel. Bütün partilerin seçim beyannamelerinde katma değeri yüksek ürün üreteceğiz. İyi de arkadaş nasıl üreteceksin? Ticarileştiremediğin ürünü nasıl sen geliştireceksin? İşte platform bu. Otomobil Türkiye'nin ihtiyacı mı? İhtiyacı. Doğru. Bu konuda halkımızın bir özlemi var mı? Var. Peki teknoloji geliştirmede önemli bir platform mu? Platform. İşte gelin bunu değerlendirelim. Buna böyle körü körü karşı çıkan bazı çevreler olaya lütfen bir de bu açıdan baksınlar. Doğru. Biz hem bir Türk markasının oluşması için hem de teknoloji geliştirme platformu açısından bu yerli otomobil projesini çok ama çok önemsiyoruz. Bununla ilgili de gerçekten TÜBİTAK öncülüğünde çok yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Ve inşallah bu önümüzdeki süreçte bu prototiplerin şimdi geliştirme çalışmalarına başladık. Bundan sonra hem kendi teknolojilerimizi uygulayacağız hem de dünyada bu noktadaki iyi teknolojilerin Türkiye'ye kazandırılmasıyla ilgili çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Yani inanılmaz şey var. Bir izleyen demiş Mehmet Çoban. Türklerin 1966-67 yılında araba yapmayı, bu devrim otomobilinden bahsediyor Atıf. Onu gördükten sonra biz araba yapmayı planladık ve buraya geldik. Bir Mehmet Çoban bu açıklamasını paylaşıyor. Hayır, biz daha beraber. Önce daha Hyundai falan hiç yokken tabii. Devrim otomobilini yaptık. Kesinlikle. O ondan tarihi sonra gördükten sonra bunlar planlayıp başladı. Anadolu keşke çıktı. Seri üretimdeydi. Doğru. Aslında doğru. Keşke Anadolu platform olarak geliştirilseydi. Ben eminim ki bugün dünyaya sattığımız bir marka haline gelebilirdi. Yani çok acı tecrübemiz var. 1930'ların sonunda 40'ların başında uçak üretmiş bir ülkeyiz ya. Doğru. Yani Allah gani gani rahmet etsin hepsine. Nuri Demirağ'ı düşün. Vecihi Hürkuş'u düşünün bir. Yani bu insanlar kahraman aslında. O devrim otomobilini yapan mühendisler kahraman insanlar. Doğru. Bunlar. Doğru. Oradaki teknisyenler, işçiler bunlar Türkiye'de kahramanlar. Çok sınırlı bir ama biz bunu... maalesef kahramanları boğma konusunda da biraz iyi bir sicile sahip değiliz. Burada... Bunu yaparken de herkes yine bir milliyetçiliğe sarılıyor. Vatanseverliğe sarılarak bu boğmayı yapıyor. Efendim ne gerek var? Yani ne demek ne niye gerek Saab var? Niye Saab 93'ün fikriyatlarını platform olarak aldınız da sıfırdan biz üretmediniz diye büyük ihtimalle eleştiri gelecek. Amerika'yı niye tekrar keşfetmediniz yeniden? Gerek yok. Gerek görmedik. Olabilir miydi? Olabilirdi. Olurdu, tabii. Ama zamanımız yok. 4-5 sene sonra benim gördüğüm şu, bu elektrikli otomobille ilgili geçiş süreci büyük oranda tamamlanacak. Eğer o süreçte siz bir markayla piyasaya çıkabilirseniz başarı şansınız yüksek. O süreçte çıkamazsanız o zaman yine zorlanacaksınız. Doğru, doğru, doğru. Bunun için biz zaman değerlemesine bu projede çok önem veriyoruz. Yani bir yerde zamanın maliyetini de dikkate alarak bir çalışma yürütüyoruz. Ha çok da uygun bir konjonktür var. Şu anda bu kadar uygun bir konjonktürü Türkiye olarak değerlendiremezsek bunun aslında bizim açımızdan da bir vebalinin olduğunu düşünüyorum.
bu konjonktürü değerlendirmeliyiz. Evet. Bunu inşallah bundan sonra daha teknik detaylarıyla da toplumumuzda paylaşacağız. Çok sayıda, hani dediniz ya, kategorik olarak boğmaya çalışanlar var ama bugün ben şu anda hakikaten hepsini okuyamam, vaktimiz kalmadı, son 2 dakikadayız. Gerçekten iğne üretelim biz üretelim diyenden tutun, bu konuda 12 yıllık 15 yıllık birikimimiz var, bu işi biz yaparız diyene, bu arada 3 kişi daha var sipariş vermek isteyen yerli otomobilden. Ama bir soru var Sayın Bakan, son 2 dakikamız, benim soracağım çok şey vardı aslında ama burası bence önemli gitti. Gelen sorulardan bir tanesi, bütün bunları yapmak, teknolojiyi geliştirmek için bilişim teknolojisi öğretmenlerine ihtiyacımız var. Evet. Acaba okullardaki kodlama derslerinin verilmesi konusundaki son durum ne diye çok fazla soru gelmiş. Biz bakanlık olarak, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bir resmi yazıyla Milli Eğitim Bakanlığımıza ilettik. Biz okullarda kodlama dersini, ilkokuldan başlamak üzere kodlama dersinin çok önemli bir ihtiyaç olduğunu, artık dijital dünyada var olmak için çocuklarımızın daha ilkokul çağında kodlamaya ilgi duyması gerektiğini bakanlık olarak biliyoruz ve bunu bir resmi yazıyla da Milli Eğitim Bakanlığımıza ilettik. Bakanlığımızın şu anda bir çalışmasının olduğunu da biliyorum ama tabii Milli Eğitim Bakanlığı devasa bir bakanlık, çok büyük bir bakanlık. Bu konuyla ilgili pek çok çalışmanın, planlamanın yapıldıktan sonra bir karara varılması önemli. Ama ben bakanlığımızın bu konu üzerinde çalıştığını biliyorum. Burada önemli olan kodlama yazacak, yani kod yazacak bir altyapıyı oluşturma. Yoksa bilişimin tarihi derslerini çok önemsemiyorum. Onu özellikle söyleyeyim. Kod yazacak bir öğrencimize kod yazdıracak bir ders olması, lisede de bunun zorunlu olması. Yani ilk ve ortaokulda belki ilk etapta seçmeli olabilir ama lisede de zorunlu olmasını biz önerdik. Bakın şu anda Avustralya bu dersi zorunlu ders kapsamına aldı. Avustralya. Amerika'da da şu anda Obama'ya bu seçmeli ders ama bunu zorunlu ders yapın diye ciddi çağrılar geliyor. Doğru. Biz bunun önümüzdeki dijital çağda gerçekten Türkiye'nin küresel bir oyuncu olması için uzun vadeli alınması gereken önemli tedbirlerden birisi olduğunu düşünüyoruz. Buna inanıyoruz. Bununla ilgili de arzumuz, ümidimiz Milli Eğitim Bakanlığımızın çalışmalarını bir an önce tamamlaması ve bu konuda adım atması. Sayın Bakan, o kadar çok geliyor ki yani ben soracak şeye bile püremiyorum. Ücret istemeden projede çalışmak isteyen elektrik teknisyeni bir beyefendi. Ben ücretsiz bu ücretsiz projede olmaz. Yer almak istiyorum. Bedelsiz yani çalışmayı. Şu kategorik olarak dediniz ya reddedenler. Bir de bu anlamda her şekilde destek olmaya çalışan çok sayıda. İnşallah belki TÜBİTAK'taki arkadaşlarımız bu sizin bu gerçekten bu beyefendinin Ali Cenaplığından hareketle belki bu noktada bir insan kaynağı havuzu oluşturup ücreti karşılığında Türkiye'de bu konuda birikim olan herkesten yararlanmak gibi bir yöntemi de değerlendirebilirler. Kesinlikle öyle. Son arkadaşlarımız almışlar. Çok teşekkür ederiz. Bir dakikam Sayın Bakan. Buraya nokta koyayım. Ben önemli bir gördüğüm bir konu. Ne yazık ki geçtiğimiz cumartesi kötü bir olay yaşadı Türkiye. Cumhuriyet tarihimizin en büyük terör saldırısı sivil kayıplar açısından. Ne yazık ki. Hepimizi hala da aklımızı toplamaya çalıştığımız, niye olduğunu anlamaya çalıştığımız bir ortam. Buna çok sormayacağım size ama şunu sormak isterim ben sizinle. Türkiye bir yandan da 7 Haziran sonra özellikle Temmuz ayından başlayan bir terörle mücadele sürecini sürdürüyor. Terörle mücadelede hep millilikten bahsediyoruz ya. Burada biz neredeyiz? TÜBİTAK'ın bu anlamda terörle mücadele kullanılan teknoloji konusundaki projeleri ne kadar kullanımda şu anda ve ileriye yönük planlar, projeler neler? Şimdi bu son terörle son 2 dakikamız. Son terörle mücadele sürecinde aslında Türkiye'nin en önemli başarısı gerçekten çok nitelikli insan kaynağını yerli teknolojiyle donatması oldu. Evet. Bunda şu anda PKK'nın belinin kırılma noktasına geldiğini biliyoruz. Çok ağır kayıplar verdiler ve Türkiye Cumhuriyeti'ni diz çöktüreceğiz gibi bir kalkışmanın bedelini çok ağır ödüyorlar. Tabii mutlaka şehit veriyoruz. Gazilerimiz var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize Allah'tan şifalar diliyorum ama bu mücadele de sürecek. Bunda da yoğun bir teknoloji kullanımını özellikle son dönemde işte 2002 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakan olarak özellikle ilk dönemde de Sayın Abdullah Gül'dü başbakan. AK Parti hükümetinin savunma sanayinde yerlilik oranını yükselteceğiz ve mümkün olan her silahı kendi ihtiyaç duyduğumuz silahı kendimiz üreteceğiz kararının bugün aslında meyvelerini alıyoruz. Kim ne derse desin.
Bundan önce terörle mücadelede biz Kandil'i defalarca vurduk ama doğru düzgün sonuç alamıyorduk. Ama şimdi nokta atışlar yapılıyor. Teknolojinin tüm imkanları kullanılıyor. Bundan sonra da bu terörle mücadelede teknolojinin rolünü çok çok iyi bilen bir ekip olarak bu teknolojiyi geliştirmeye özellikle devam edeceğiz. Çünkü bölgemizin önümüzdeki evet. belirli bir süreçte terörden arındırılması kolay gözükmüyor. Bu sadece Türkiye'nin içinden kaynaklı bir terör örgütüyle veya örgütleriyle mücadele değil, bölgenin içinde bulunduğu istikrarsızlık ortamından kaynaklanan terör örgütlerinin varlığını biliyoruz. Dolayısıyla şu anda bizim çalışma alanlarımızdan biri terörle mücadelede teknolojinin en üst seviyede kullanılması ve burada yeni teknolojilerin geliştirilmesi, mümkün olduğu kadar eylemlerin yapılmadan belirlenmesine yönelik evet. Teknoloji kullanımını artırmak. Bu konuda arkadaşlarımız yine TÜBİTAK bünyesinde diğer kurumlarımızla koordineli olarak yoğun bir çalışma yürütüyorlar. Bu konuda da kararlıyız. Yani biliyoruz ki bu bölgede biz terörle karşı karşıya kalacağız. Buna yönelik teknolojileri geliştirmek bizim artık önemli önceliklerimizden bir tanesi. Sayın Bakanım çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok fazla destek mesajı var. Saat 9.03'ün baz almanız da mantıklı diye mesajlar da gelmeye başladı açıkladığınız ilk konuya. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'ı ağırladık Sayın Seyirciler Konuk Odası'nda. Hemen kapatıyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.